Bu dünyadan olmayan bir ülkeye gitmek için hazır mısınız? Hikayesi Vikinglere, hatta Moğollara kadar uzanan beyazın, grinin ve yeşilin ülkesine. Türkiye'nin 3 katı olmasına rağmen sadece 56 bin kişinin yaşadığı, bu nedenle bir kadının gerekirse 3 erkekle evlenebildiği, sadece en güçlülerin hayatta kaldığı, gündüzün ve gecenin yer değiştirdiği, kuzey ışıklarının ve sonsuzluğun ülkesine. Hala bir kraliyetin parçası olan, anneye ana ana, babaya ata ata denilen Grönland'a ya da diğer adıyla Grönland'a, dünyanın en sıradışı yolculuklarından birine hazır olun. Çünkü soğuğu iliklerinize kadar hissedeceksiniz. Dünyanın kıta olmayan en büyük adası olan Grönland, 2.166.000 kilometrekarelik bir alana sahip ve ülkenin %81'i buzlarla kaplı ve sadece 56 bin kişi yaşıyor. Bakın, şu anda buz kırıcı bir geminin Mart ayında Grönland'a ilerleyişini görüyorsunuz. Bu gemi taşıdığı erzakla birlikte hızla Grönland kasabalarına ulaşmak zorunda. Yoksa acımasız bir kıtlık baş gösterebilir. Ülkede neredeyse hiç sebze ve meyve yetişmediği için bunların Danimarka'dan gelmesi gerekiyor. Danimarka'dan gelmesi gerekiyor çünkü Grönland bağımsız değil. Danimarka Krallığı'na bağlı özerk bir bölge. 1814 yılında resmen Danimarka'nın olan ülke, iç işlerinde serbest olmakla birlikte hala Danimarka yönetimini ve Kraliçe 2. Margaret'ı kabul etmektedir. Ülkedeki bütün sağlık, güvenlik ve altyapı hizmeti Danimarka tarafından sağlanmaktadır. Grönland'da evler renkli olmasına rağmen dış görünüşleri oldukça sade ve tek düze. Bunun nedeni ise estetikten önce soğuğa karşı önlem almakla ilgili. Aksi halde -60 dereceye kadar düşebilen sıcaklıklar birkaç dakika içinde sizi bir buz kütlesine çevirebilir. Ayrıca burada kimse arazi sahibi olamıyor. Öyle ki evinizi yapacağınız yeri ve projenizi yerel belediyeye bildirdikten sonra aldığınız onayla birlikte inşaatınıza başlıyorsunuz. Fakat kapınızdan çıktığınız anda her yer devletin malı. Çok ilginçtir. Ama burada bir kadının 3 erkekle bile evli olduğunu görebilirsiniz. İlk duyduğunuzda şaşırdığınızın farkındayım. Ama Grönland'da her şeyin temelinde hayatta kalma çabası yatıyor. Nüfusun tamamına yakınının balina, fok ve ren geyiği gibi canlıların avcılığıyla geçinmesi, temel yiyecek kaynağının doğanın size verdikleri olması ve kıyafetlerin, ev eşyalarının bile çoğunluğunun hala hayvan derisi ve kemiklerinden yapılıyor oluşu, erkekler avdayken evde de bu düzeni yürütecek bir kadının olmasını zorunlu kılıyor. Bunun için devletin resmi bir kurumu bile var. Öyle ki nüfustan dolayı evlenecek kimseyi bulamayan bir erkek, evlendirme kurumuna başvurarak kendisine uygun bir eş bulunmasını istiyor. Ama sonuç olumsuzsa başka birinin karısı, ikinci ya da üçüncü kocasıyla ev düzenini yürütme görevini üstleniyor. Ama kafanız karışmasın, bu evlilikler resmi değil, cinsellik içermiyor ve çok ender görülüyor. Buradaki durum, evde kadın olmayan bir adamın avladığı hayvanların kürklerini hazırlayacak, ev işlerini, ev bakımını yapacak bir yardımcı tutması aslında. Yoksa o toplum hayatta kalamaz. Durum tamamen Grönland yerlilerinin evliliği ortak çalışmak olarak görmelerinden kaynaklı. Aslında buna ikinci ve üçüncü kocalarla evlilik demek bile doğru seçilmemiş bir isimlendirme. Gerçekten şaşırtıcı. Ancak mesele hayatta kalmak olduğunda birçok şey sıradanlaşabiliyor. Peki yılın büyük bölümü buzlarla kaplı olan bu ülkeye insanlar neden yerleşme gereksinimi duymuş? Aslında hikayenin kökeninde Vikingler yatıyor.
birkaç Viking kâşif Grönland'ı keşfetmiş. Fakat yerleşme gereksinimi duymamışlar. Fakat kızıl erik lakaplı ünlü bir Viking soylusu, İzlanda'da olduğu yıllarda işlediği cinayetten dolayı sürgün cezasına çarptırılır. Ve o da 980'li yıllarda efsanelerde duyduğu uzak diyarlardaki o ülkeye doğru yelken açar ve isimlendireceği Grönland'ı keşfeder. Sanılanın aksine yaz aylarında burayı bulduğu için Grönland, yani yeşil ülke dememiştir. Kızıl erik 3 yılını Grönland'da geçirmiş, ülkenin önemli bölümlerini keşfetmiş ve buradaki zor şartları, soğuğu, bütün boyutlarına kadar detaylarıyla görmüştür. Fakat insanları ikna edip onları buraya getirebilmek için İzlanda'dan daha çekici bir isme ihtiyacı vardı. Viking efsanelerinde anlatılanlara göre Kızıl erik sürgünden döner ve İzlanda'ya gelir, burada da yemyeşil bir ülke keşfettiğini özgür adamlara anlatır ve onları kendisiyle birlikte gelmeleri için ikna eder. 21 gemi çıktıkları yolculuktan 14 gemi sağ salim ülkeye ulaşır ve diğer Vikingler Kızıl Eriğe gülerek burası hiç yeşilin olmadığı yemyeşil bir ülke derler ve adı Grönland olarak kalır. Ve onlar için artık geri dönmek de kolay değildir. Devamında da özgür adamlar burada yerleşimlerini kurmaya başlar. Ama belki de Kızıl Erik karşılaştığı bu manzara nedeniyle Grönland adını vermiştir. Kim bilebilir? Grönland dünyanın en sıra dışı manzaralarına ev sahipliği yapmakla beraber kuzey ışıkları da bunlardan bir tanesi. Bir düşünün. Kafanızı kaldırdığınızda hayal edemeyeceğiniz kadar güzel bir gökyüzü. 13. yüzyılda ise Inuitler, yani onların daha kaba olarak algıladıkları tanımla Eskimolar, Grönland'a yerleşmeye başlar. Inuitler binlerce yıl önce Bering Boğazı'ndan geçerek Alaska'ya, oradan da Kanada'ya yerleşen, büyük çoğunluğu Moğol ve Sibirya halklarından oluşan topluluklardır. Ve 13. yüzyılda Grönland'a yerleşmeye başlarlar. Öyle ki günümüzde Grönland nüfusunun %88'ini Inuitler oluşturmaktadır. Dilleri ise günümüzde bile Ural-Altay dil ailesine o kadar benzemektedir ki, Grönlandça'da anne, ana-ana, baba ise ata-ata şeklinde kullanılıyor. Şaşırtıcı değil mi? Inuit halkının önemli bir kesimi günümüzde Hristiyanlığı kabul etmiş olsa da, şamanizmi devam ettiren büyük bir nüfus da mevcut. Ülkenin çeşitli yerlerinde Tengri'ye adanmış ibadet noktalarını görebilirsiniz. Inuitler uzun yıllar gizli bir soykırıma maruz bırakıldılar. Öyle ki hamile kalamadığı için doktora giden bir kadın rahmine spiral takılmış olduğunu gördü. Bundan haberi yoktu. Yapılan araştırmalarda sistemli olarak Danimarka'dan gelen doktorların Eskimoların üreme hızını azaltmak için bilinçli şekilde bu tür uygulamalar gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Öyle ki bu sayede Eskimolarda, yani Inuitlerde doğum oranı 7'den 2'ye kadar düşmüştü. İhbarlar üzerine yakın zaman önce Danimarka hükümeti 70'li yıllara kadar uzanan bir soruşturma başlattı. Bakalım neler çıkacak? Bu devasa ülkede toplam otoyol uzunluğu 150 kilometre. Yani şehirler arasında otoyol yok. Kış aylarında birçok yerleşkenin bağlantısı kesiliyor. Eskiden ulaşımı kızaklarla sağlıyor olsalar da bu durum artık turistik bir amaca dönüşmüş. Ve kızak köpeklerine pek de iyi muamele yapıldığı söylenemez. Herkesin arabası ve kar motoru var ve ulaşımın temelini kar motorları almış. Sadece ülkenin en kuzeyindeki çok az sayıda Inuit, kızak köpeklerini gerçek bir ulaşım aracı olarak kullanıyor. Grönland'a sadece Danimarka ve İzlanda'dan direkt uçuş var. Ve biletlerse akıl almaz derecede pahalı. Öyle ki Türkiye'den yola çıkacak olursanız, sadece Grönland'a ulaşmanızın maliyeti 40 bin liradan başlıyor. Ülkede su bulmak da kolay değil. Yıl boyunca hava sıcaklığının dondurucu seviyede olmasından dolayı belediyeler her birkaç günde bir evlere, temizlik ve diğer ihtiyaçlarda kullanılması amacıyla su dağıtımı yapıyor. Kısaca Grönland'da yaşamak hiç ama hiç kolay değil.
Nitekim aile hayatı da yıkık durumda. Nüfusun neredeyse yarısında aile içi şiddet ve erken boşanma görünüyor. Soğuktan dolayı gün boyunca yapacak bir şey olmaması, yerli halkı alkol bağımlısı haline getirmiş. Alkol alma yaşının 18'den küçük oluşu da bu bağımlılığı arttırıyor. Grönland'da yaşayan erkekler işlerini yaptıktan sonra günün sonunu aşırı derecede alkolle geçiriyor. Hatta 2001 yılında Tasiilaq kasabası polisi kısa süre içerisinde 15 aile içi şiddet, 2 intihar, 4 intihar tehdidi ve 6 farklı şiddet olayı raporladı. Aynı dönemde yerel sağlık yetkilileri de alkol zehirlenmesine bağlı tedavide kapasitenin dolma noktasında olduğunu belirtti ve hükümet kasabada alkol satışını 2 hafta boyunca yasakladı. Bu kısa süreli alkol yasakları sıklıkla çeşitli bölgelerde uygulanıyor. Havanın sürekli kapalı, bazen aylarca gecenin yaşanıyor oluşu ve sosyal ortamdaki boşluğa eşlik eden aşırı alkol tüketimi, intihar ve şiddet oranını dünya ortalamasının çok üzerine çıkarmış. Davulun sesi uzaktan hoş gelir gibisinden, bizim için dışarıdan izlemenin büyük keyif verdiği Grönland'da yaşam çok ama çok zor. Genellikle Grönlandlılar, yani nüfusun %88'i olan Inuitler, kendi yaşam tarzlarına sahip. Buradaki şirketleri ise azınlık olan Avrupalılar yönetiyor. Eğer bir Inuit işe birkaç gün gitmezse bile hiçbir şey söyleme hakları yok. Çünkü ne yerine çalıştırabilecek birini bulmak kolay, ne de keyifleri nasıl isterse öyle hareket etmeye alışmış olan özgür bir toplumu disipline etmek. Grönlandlılar, yani Inuitler, oldukça sıcakkanlı ve misafirperver insanlar. Ülkedeki en sevilen müzik türü ise rock. 60 yaşının üzerindeki kadınların bile kulaklıkla rock müzik dinlediğini görürseniz şaşırmayın. Eğitim seviyesi ise önceki kuşaklarda çok düşük olmasına rağmen yeni kuşaklar kendini geliştirmeyi başarmış. Aynı zamanda Danimarka vatandaşı oldukları için üniversite okumaya Danimarka'ya giderlerse tüm harcamaları ve maliyetler Danimarka devleti tarafından karşılanıyor. Bu da sanırım bir nevi sömürge sahibi olan Danimarka'nın yerli halkı mutlu etme çabası. Ancak doğru düzgün bir altyapı yok. Zeminin sert kaya ve buz tabakasıyla kaplı olması, internet ve telefon dahil birçok iletişim aracını sorunlu hale getiriyor. Hatta birçok şehirde çöp sistemi bile yok. Çöpler şehrin bitişiğindeki bir alana gelip atılıyor. Ve kışın kar altında, yaz aylarında ise kargaların istilası altında kalıyor. Televizyon ve internet ise her kasaba ve şehirde uydu sinyalleriyle veriliyor. Bu nedenle internet hızı da ülkede oldukça düşük ve pahalı. Grönland'daki asgari ücret ise 2023 itibariyle 2204 euro. Eğer kalifiye işçi ya da teknisyenseniz maaşınız 6-7 bin euroya yükselebiliyor. Balıkçılıkla uğraşanlar da yine ciddi miktarda para kazanıyor. Peki Donald Trump'ın Amerikan başkanı olduğu yıllarda Grönland'ı para karşılığında almak istediğini duymuş muydunuz? Trump'ın satın alma teklifi büyük tepkiyle karşılanmış ve Donald Trump Danimarka ziyaretini iptal etmiştir. Aslında ülkede hala Amerikan askeri üsleri mevcut. Öyle ki Grönland'da 2. Dünya Savaşı yıllarında Nazilere karşı Tuğul Amerikan Hava Üssü kurulmuş ve faaliyetlerine günümüzde Pituffik Uzay Üssü olarak devam etmektedir. Ancak bu üssün yakınlarında gizli bir üs daha bulunmaktadır. 1958 yılında bilimsel deneyler için Danimarka'dan izinle kurulan ve buz solucanı projesi kapsamında yer alan 100 yıl kampı, bilimsel deneylerden öte Sovyetlere karşı nükleer silah ve savunma sistemi üretmek amacıyla kullanılmış. Atomik faaliyetler Danimarka hükümeti tarafından fark edilince 1968'de terk edilmiş ve buzulların altında kalmış olan gizli bir üs. Tamamı buzulların altına kurulan kampta elektrik santralleri, atölyeler, ofisler, radyo istasyonu, garajlar, çöplük bina, dükkanlar, hastane, yaşam alanları, fitness merkezinden oluşan modern bir şehrin tüm faaliyetlerini gerçekleştirmesini sağlayacak kadar olanak bulunmaktadır. 100 yıl kampının kalbinde buzların altındaki bu şehir için ışık ve ısı sağlayabilen bir atom santrali bile bulunmaktadır.
Bu sayede askerlerin atom gücüyle aydınlatılan rahat odalarda okuma yapabildiği, plak çalabildiği bilinmektedir. Bugün Yüzyıl Kampı'nı ziyaret etmek isteyenlerin özel izin alması gerekmektedir ve sadece onaylanan gezilere izin veriliyor. Gizli üssün kapatılması ise birçok komplo teorisini de beraberinde getirdi. Burada uzaylılarla ilgili gizli çalışmaların yürütüldüğü, UFO'ların girip çıktığı, dünyanın merkezine devasa bir delik açıldığı gibi hala birçok insanın inandığı varsayımlar uzun süre medyayı işgal etti. Ancak bugün üssün ulaşılabilen bölgelerinde karların altında yüzlerce kilometre uzunluğunda tüneller ve Sovyetler Birliği'ne karşı kurulmuş olan nükleer füzeler bulunduğunu biliyoruz. Hala büyük kısmı buzullar altında olan gizli üs, eğer buzullar erimeye devam ederse tüm dünyaya aşırı derecede radyoaktif atık sızdıracağından korkuluyor. Amerikalıların Grönland'a olan bu ilgisi ise sadece askeri değil. Petrol ve doğalgaz gibi el değmemiş sınırsız yeraltı kaynaklarının kontrolünü sağlamak. Klasik Amerika işleri. Grönland, dünyanın en sıradışı manzaralarının, maceracıların ve kâşiflerin ülkesi. Turistik olarak hayatta kalma maceralarının yaşandığı, kanolarla denize açıldığınızda katil balinaların yanınızdan geçtiği, buzulların ortasında yıllar önce düşen uçakların hala gezilebildiği, fokların ve ren geyiklerinin her yerde karşınıza çıktığı, kutup ayılarının sürprizlerle geldiği, dondurucu denizlerde dalış yapabildiğiniz, gemilerle buzullar arasında sonsuz bir yolculuğa çıkabildiğiniz, dünyaya herkesten farklı bakmak ve hayatta kalmak zorunda olan insanların ülkesi. Maalesef çok kısa bir zaman içerisinde ülkedeki tüm buzulların erimesi bekleniyor. Bu hem oradaki insanlara hem de dünyanın geri kalanına büyük faciaların kapısını açacak olan uluslararası bir sorun. Tüm bunlar yaşanmadan önce gidip görme şansınız olur mu ya da buna gerek duyar mısınız bilmiyorum. Ancak şunu unutmayın, Grönland bu dünyadan değil. Orası buzlar aleminin ve yalnızlığın büyülü ülkesi. Ben Engin Deniz. Kanalıma abone olmayı ve beni Instagram hesabımdan takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.